Performans ödevinin içeriği ise dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçları, eksen eğikliğinin sonuçları ve özel tarihleri kapsamaktadır. İlk olarak ise dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Bu sonuçlardan başlıcaları: dünyanın yörüngedeki hızının sabit olmaması, dünyanın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi, kuzey ve güney yarım kürelerde mevsim sürelerinin eşit olmaması ve kuzey yarım küredeki sonbahar ekinoksunun 21 Eylül yerine 23 Eylül'de sarkmasıdır. Eksen eğikliğinin öne çıkan sonuçları ise güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısının ve gölge boyunda sıcaklık değerlerinin yıl içinde değişmesi, matematik iklim kuşaklarının meydana gelmesi, aynı anda her iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanması, aydınlanma çeminin kutup noktalarıyla kutup dairler arasında yer değiştirmesi ve mevsimler arasında basınç farkları ve buna bağlı son olarak dünya güneş etrafında dönerken 21 Mart tarihinde dünya üzerinde her yerde gece gündüz eşitliği yaşanır. Bu nedenle 21 Mart ekinoksu olarak adlandırılır. Kuzey yarımkürede ilkbahar, aynı zamanda kuzey kutup noktasında 6 ay sürecek gündüzün, güney kutup noktasında ise 6 ay sürecek olan gecenin başlangıç tarihidir. Aydınlanma çemberi yer ekseniyle çakışır ve kutup noktalarından geçer. Güneş ışınlarının 23 derece 27 dakika kuzey paraleline, yani yengeç dönencesine öğle vakti dik düştüğü 21 Haziran kuzey yarım küre için yaz solüsti, güney yarım küre aynı zamanda kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede ise kış mevsiminin başlangıç tarihidir. Bu tarihte yerel saatiyle öğlen vakti tam 12.00'da yengeç dönencesi üzerindeki noktalarda gölge oluşmaz. Ayrıca bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gece, güney yarım kürede ise gündüz süresi uzamaya başlar.